Tabii Aslan ailesi babanızdan kaynaklı olarak önemli bir aile. İç içe iki soru soracağım. Nasıl cevap vereceğinizi merak ediyorum. Bugün baskıcı bir rejim olduğunu düşünüyorum ben. Ve saraya gidip bağlarını ileten ve bence kendilerine haksızlık eden sanatçılar var. Mesela Ajda Pekkan sarayda yer aldı, Orhan Gencebay sarayda yer aldı, İbrahim Tatlıses sarayda yer aldı ve Mazhar Alanson sarayda yer aldı. Çok büyük yıldızlar bunlar. Neden bu insanlar saray ihtiyacı duyar? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de ailenizin bir üyesi şu anda milletvekili ve çok sert siyasal Milletvekili, söylüyor. bakın burada yanılıyorsunuz. Siz önemli bir gazetecisiniz. Milletvekiliydi. Milletvekili de değildi. Türkiye'de milletvekili olarak seçilmedi o. O İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden biri, milletvekili adayıydı, 6. Evet. sıradan seçilmedi. Bunu Doğru. bak arkadaşlar, bu hatayı aynen yapıyor. Adayıydı. İYİ Parti'nin yöneticisi. Doğru. Ben de o hatayı yapıyorum. Evet. Çünkü bana da çok salladığı oluyor da yani o sıfatla iki şeyi iç içe sormak istiyorum. Siyaseten Fahrettin Aslan'ın duruşu ve oğullarından birisinin siyasette olması ben hayatımda bir kez gördüm. Diğeri de saraya gitme hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok net bir cevap vereyim. Bu Hı. saraya gitmeyi tercih eden artistler sadece bugün yok. Bugün değil. Yani bu bazı şeyler Türkiye'de sanki şu anda yapılıyormuş gibi addediyoruz ve hayatımızın hatasını yapıyoruz. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken saraya giden artistler yok muydu? Çankaya Çok. gidenler yok muydu? Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduğu zaman o günkü hanımefendi, First Lady olan Semra Hanım'la yan yana iç içe olan artistler yok muydu bu ülkede? Yeni Semra Hanım'ı nasıl bulursunuz? O gece hayatını severdi çünkü. Evet, her müesseseye gider, eder. Etrafındaki o insanların birçoğu Türkiye'nin en popüler insanları değil miydi? Sanatçısından ressamına, efendime söyleyeyim, şarkıcısından türkücüsüne kadar herkes yanında değil miydi? Yanındaydı. Yani ilk defa bugün Beştepe'ye gidiliyor ya da külliyeye gidiliyor saikiyle. Bu adamları, bakın ben bu adamların arasında bazılarından selamlaşmayı bile imtina eden biriyim. Kimseyi savunmuyorum ama objektif olarak baktığımızda bu tarihte ilk defa başlamadı bunlar. Enver Bey kardeşim. Bu Doğru. ezelden beri böyle. Adnan Menderes'in yanına giden yok muydu? Kenan Evren'in yanına giden yok muydu? Ya onu söyleyeceğim. İnsanlar bilmez ama Tarık abiler Mapushane'deyken mesela Şener Şen, Emel Sayın Marmaris'te hala çay kahve içer haldeydiler. Yani Yani bazı insanların tarihçesini de bilmek lazım. bu söylediğiniz de bu memlekette yaşandı. Ve bugün Metusena'yla bahsettiğimiz yere göğe koyamadığımız insanlar da oradaydı. Güç kimdeyse silah Kimi ondadır. kastettiniz orada? Kimi kastettiniz? Yani biraz evvel saydın isimlerini. Yani ben Şener Şen ve Emel Sayın'ın fotoğraflarını da biliyorum. O Evet. dönemde Evet. Şener Bey'e çok şaşırmıştım. Arkadaşlarım hapishanedeyken hiçbir Evet. siyasal tepki göstermeden gitmesi bence ayıptı. Ayıpmış. Gittiği makam bu memlekette darbe yapmadı mı? Yaptı. Bitti. O zaman hal böyleyken, geçmişte bunlar gün gibi aşikar ortada duruyorken gelip de bugün 8-10 kişinin ya da 25 kişinin Beştepe'ye gidip de bugünkü Cumhurbaşkanlığına saygılarını ya da sevgilerini ya da o kendilerine göre nasıl addediyorsanız edin. O yapmış oldukları tavrı eleştirmek o zaman adaleti rencide ediyor arkadaş. Bu memlekette Evet. bunlar yaşandı. Şeyle bitirelim. Siyaset meselesiyle bitirelim. Ailenizden bir tek siyasetçi Mehmet Bey çıktı. O da aktördü. Sizin siyasetle mesafeniz, babanızın mesafesi neydi? Oradan bitirelim. Benim siyasi görüşüm beni bağlar. Ben bunu hiçbir zaman bu siyasi görüşümü işime, beklentilerime ya da ben bugüne kadar hayatı ömrümde şu anda ismini burada saymaktan imtina ettiğim birçok siyasiyi yakından tanıdım ve
bazılarında şimdi yine söylüyorum, arkadaşlığım dahi oldu ama asla ve kata ben hiçbir siyasiden ne bir şey talep ederim ne bir beklentim olabilir. Çünkü bilirim ki eninde sonunda güçler dengesi değiştiğinde adamı gelip bu memlekette yataklardan donlan alırlar. Beni de alabilirler ama benim hiçbir siyasiden ne bir beklentim olmuştur ne bir isteğim olmuştur ne de onlar bana böyle bir teklifle gelmiştir. Dolayısıyla beni alabilirler, beni yarım saat sonra bırakmak mecburiyetindeler çünkü hiçbir şeyim yok. Söylediğiniz şahsın adını telaffuz etmiyorum. Siyaset çok genç yaşlarda büyük emekler vererek bir yere getirir insanı. İdealist olmanız lazım. İlkelerinizden taviz vermemeniz lazım ve idealist olduğunuz ilkelerinizin bütün tarihi detaylarına vakıf olmanız lazım. Baba parasından kalan mirasla siyasetçi olunmaz. Onun adı siyasetçilik değil. Başka bir adı var da burada söylemek hoş olmaz.